Sevgili seyirciler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen ve dünya alüminyum sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan Alu Expo, sektörün profesyonellerini bir araya getirdi. Açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yaptığı fuarın sponsorlarından Yeşilova Holding'in standını ziyaret ettik ve yaklaşık yarım asırdır alüminyumdan endüstriyel çözümler üreten Yeşilova Holding'i daha yakından tanımak ve faaliyetleri hakkında bilgi almak için İcra Kurulu Başkanı Yalçın Yeşilova'ya mikrofon uzattık. Birlikte izliyoruz. Dünya alüminyum sektörünün en önemli organizasyonlarından olan Alu Expo, sektörün profesyonellerini İstanbul'da buluşturdu. Bu yıl 7.'si gerçekleştirilen Alu Expo Uluslararası Alüminyum Teknolojileri Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ve Alus 10 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Fuarın açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli mesajlar verdi. Ekonomimiz 2021 yılının son çeyreğinde %9.1, yıl genelinde ise %11 büyüdü. G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansını yakalayan ülke olmayı başardık. Değerli iş insanlarımız, elbette bu noktada sizlerin hakkını teslim etmemiz lazım. Bütün bu yatırımlar, büyüme, istihdam ve ihracattaki ivmelenme, evet, siz değerli iş insanlarımızın sayesinde gerçekleşiyor. Krizlere, salgınlara, savaşlara rağmen sizin girişimci ruhunuz ülkemizin başarılarına adeta öncülük ediyor. İşte alüminyum sektörümüzün başarısını anlatmak için Avrupa'daki en büyük ikinci tedarikçi olduğumuzu söylememiz herhalde yeterli olacaktır. 2021 yılında sektör 5.1 milyar dolarlık ihracata imza attı. Tabii burada bir önceki yıla göre artışın %70 olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Bilhassa son zamanlarda yakaladığımız ivmeyle dünyadaki pozisyonumuzu çok daha iyi bir şekilde geliştirebileceğimizi öngörüyoruz. Ya Allah, bismillah. Kurdele kesiminin ardından standları gezen Bakan Varank, yaklaşık yarım asırdır alüminyumdan endüstriyel çözümler üreten Yeşilova Holding'in standını ziyaret etti. ...1975 yılında can alüminyumla alüminyum yolculuğuna başlangıç yapan Yeşilova Holding, bugün 8 şirket ve 1600'e yakın çalışanıyla Bursa ve dünya ekonomisine katkı sağlıyor. Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova'nın ileri görüşlülüğünün girişimcilikle harmanlanmasından doğan Yeşilova Holding, kent meydanında doğup büyüyen ve bugün otomotiv devlerine çözüm ortağı olarak hizmet sunan şirketleriyle birlikte yatırımlarını ara vermeden sürdürüyor. Canel Otomotiv, Can Metal, Cansan Alüminyum, Canray Ulaşım, Can Alüminyum gibi birbirine entegre olmuş şirketler ve kent meydanında yer alan Bursa'nın ilk ve tek LEED sertifikalı oteli olan Holiday Inn Bursa City Center'la da turizm sektörüne yönelik çalışmalarını devam ettiren Yeşilova Holding, Türkiye'nin yanı sıra Almanya'daki girişimi Cansan GmbH ile de başta otomotiv sektörü olmak üzere raylı sistemler, makine endüstrisi, inşaat gibi birçok farklı sektöre hizmet veriyor. Geçmişten aldığı 45 yıllık tecrübeyi gelecek 45 yıla taşımayı hedefleyen Artı 45 Dönüşüm Projesi'nin de startını veren Yeşilova Holding, işbirliği ve sinerji parolasıyla gücüne güç katıyor. Yeşilova Holding'i yakından tanımak ve faaliyetleri hakkında bilgi almak için İcra Kurulu Başkanı Yalçın Yeşilova'ya mikrofon uzattık. Yeşilova Holding, sevgili babam Ali İhsan Yeşilova'nın 1975 yılında Bursa'da Can Alüminyum firmasını devralmasıyla ticari hayata faaliyetlerine başlıyor. Ve yaşadığı 45 yıllık
uzun serüven ve başarı hikayelerinin sonunda bugün geldiğimiz noktada 8 şirketten oluşan Bursa merkezli bir şirketler grubu. Biz gerçekten şu anda alüminyum özellikle Türkiye özelinde bir fırsat dönemi yaşıyor. Biz alüminyum konusunda aslında iki ana bölümde faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan birincisi teknik ürünler ürettiğimiz ekstrüzyon ve yüksek basınçlı döküm tesislerimiz bulunuyor. Cansan Alüminyum ve Can Metal diye. İkinci ana faaliyetimiz ise hareketlilik üzerine. Burada da otomotiv sektörü ve raylı sistemlere yönelik hizmet veren Canel Otomotiv ve Canray ulaşım şirketlerimizle faaliyet gösteriyoruz. Bütün bu alanlarda özellikle ihracat odaklı yatırımlarımızı, kapasitel genişlemelerimizi sürdürüyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yaklaşık %55-%60'ını bugün Avrupa pazarına yönelik üretiyoruz. Ve grubumuz alüminyum firmalarının arasında çoğunlukla yüksek katma değerli ürünler üreten, içinde know-how, mühendislik, tasarım, bilgi barındıran ürünler üreten ve bu ürünlerin Avrupa pazarına hizmetini sunan bir grup olarak konumlanmaktadır. Yeşilova Holding'in Almanya'daki girişimi Cansan GmbH, grubun Avrupa'ya açılan kapısı. Yalçın Yeşilova, Holding'in Avrupa yapılanmasına ilişkin şu bilgileri veriyor. Avrupa'da çok köklü ve geçmiş uzun iş ilişkilerimiz var. Avrupa Alüminyumcular Derneği'nin Türkiye'deki birkaç üyesinden bir tanesidir Cansan Alüminyum, ekstrüzyon firmamız. Avrupa'da iş geliştirme yönelik tasarım ve satış faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz ofislerimiz bulunmakta. Yurt dışındaki müşterilerimizle yakın temasta olabilmek adına oradaki faaliyetlerimizi de, oradaki organizasyonumuzu da sürekli genişleterek sürdürüyoruz. Yenilikçi bir firma olan Yeşilova Holding'in dönüşüm programları ikinci kuşak yöneticilerin sorumluluğunda. Program bünyesindeki 6 farklı proje genç ve dinamik yöneticiler tarafından başarıyla yürütülüyor. Şu anda grup icra kurulu başkanı olarak görev yapıyorum geçtiğimiz sene itibariyle. Biz çok şanslı bir grubuz çünkü çok güzel bir faaliyet alanımız var. Çok güzel bir ekibimiz, çok güzel yapılanmış bir işletmemiz var. Biz bugün gelecek nesil temsilcileri olarak birinci önceliğimiz dönüşüm programlarını yönetmek oluyor. Şu anda artı 45 dönüşüm programı diye bir dönüşüm programımız bulunmakta. Bir kültürel dönüşüm olduğunu söyleyebilirim. Bunun içerisinde 6 tane farklı dönüşüm projesi var. Dijital dönüşüm, inovasyon dönüşümü, iletişim dönüşümü, liderlik ve gelişim dönüşümü projemiz bulunmakta. Yani nihayetinde bugün kurumumuzun dünyanın önde gelen işletmeleriyle rekabet edebilmesini sağlayacak alanlarda atılım faaliyetlerimiz bulunmakta. Teknolojimizle ilgili yaptığımız yatırımlarımız, inovasyona yönelik yaptığımız yatırımlarımız, yetenekli ve istekli insan kaynağına yönelik yapmış olduğumuz yatırımlarımız, endüstrimizde bizi öne çıkaran önemli güçlü yanlarımız arasında. Ben kendi adıma temel faaliyetlerimi bu gelişim faaliyetlerinin de liderlik yapmak yönünde olduğunu söyleyebilirim. Yeşilova Holding teknoloji yatırımlarına önem veren bir kuruluş. Bu sayede kendi teknolojisini üreten bir firma konumuna geldiklerini ifade eden Yeşilova, Endüstri 4.0 alanında önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini kaydediyor. Bugün teknoloji artık her şirketin gündeminde olmak zorunda olan bir ana başlık. Ve ben de gurur duyarak söylüyorum ki Yeşilova kendi teknolojisini üreten bir firma konumundadır. Bizim grubumuzun içerisinde bir sürekli gelişim atölyesi diye bir atölyemiz var. Ve özellikle otomotive yönelik yaptığımız ürünleri veya üretimimizin içerisindeki otomasyon hatlarımızı kendi mühendisliğimizle tasarlıyor ve aynı şekilde kendi atölyelerimizde üretiyoruz. Yani biz otomasyon alanındaki geliştirmelerimizi, insansız fabrika yönündeki Endüstri 4.0 atılımlarımızı
kendi ekip arkadaşlarımızla yönetiyor. Bu alandaki verimlilikleri kendi know-how'ımızla geliştiriyoruz. Yeşilova Holding çevre duyarlılığı yüksek bir kuruluş. Ürünlerinin ham maddesi alüminyum da sonsuz defa geri dönüştürülebilme özelliğine sahip olan bir metal. Yalçın Yeşilova Holding olarak çevreye verdikleri önemi şu sözlerle anlatıyor. Öncelikle alüminyum kendisi zaten dünyanın en çevreci metalidir. Dünyada en çok bulunan metaldir. Sonsuz defa düşük enerji girdisiyle geri dönüştürülebilir ve geri dönüştüğünde niteliğinden hiçbir şey kaybetmez. Bugün bu fuarda gördüğünüz tüm alüminyumcular aslında çevreci firmalardır. Gayet tabii biz Yeşilova olarak da ismimizden de anlayabileceğiniz gibi çok çevreci bir firmayız. Kendi öz inanışımızdan dolayı dünya ile olan etkileşimimizi asgaride tutup ona zarar vermemek üzerine bütün yatırımlarımızı yönetiyoruz. Ve bunun haricinde dünyanın çevreciliğine de aslında katkı koymak üzerine de yatırımlarımız bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik üzerine bir holding merkezinde bölümümüz var. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi 5 yıllık bir projeksiyonda planladık ve bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temiz enerji kullanımı ile ilgili veya doğanın kirletilmemesi ile ilgili arıtma faaliyetlerini veya bertaraf faaliyetlerini hassasiyetle ve titizlikle sürdürüyoruz. Ülkemizin 2021'deki otomotiv ihracatının %40'tan fazlasını yan sanayi ürünleri oluşturdu. Türkiye'nin 16 yıldır ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörünün geçen yıl gerçekleştirdiği 29 milyar 342 milyon 630 bin dolarlık dış satımının 11 milyar 802 milyon 646 bin dolarlık bölümünü yan sanayi ihracatı oluşturdu. 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderen sektör temsilcileri ihracatı 2020'ye göre yaklaşık %26 artırmış oldu. Sektörün yakaladığı bu başarıya ürünlerinin yarıdan fazlasını ihraç ederek önemli katkılar sağlayan Yeşilova Holding, otomotiv sektörünün dünya devlerine çözüm ortağı olmayı başarmış bir kuruluş. Röportajın başında da söylediğim gibi biz %55-%60 bandında ihracat yapan bir grubuz. İhracatımızın tamamını Avrupa Birliği'ne yapan bir grubuz. Ve burada dünyanın en önde gelen büyük firmalarına hizmet sunuyoruz. Biz Türkiye'de tamamen otomotive ve raylı sistemlere odaklanmış tek alüminyumcu firmayız. Bu anlamda dünyanın en önde gelen Ford, Mercedes, Fiat gibi, dev veya işte raylı sistemlerde Alstom gibi çok önde gelen firmalarla işbirliği halindeyiz. Bu alanda da işbirliğimizi geliştirmek üzere hem kapasitel yatırımlarımızı yönetiyoruz hem de işbirliği yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Yeşilova Holding, uluslararası pazarlarda rekabet gücü yüksek bir kuruluş. Firma bu gücünü Ar-Ge'ye verdiği önem sayesinde elde etmiş. Yeşilova Holding'in vizyonuna ilişkin bilgiler veren İcra Kurulu Başkanı Yalçın Yeşilova, bu vizyon çerçevesinde alüminyum endüstrisindeki ilk Ar-Ge merkezini kurmuş olduklarını kaydediyor. Ar-Ge en başından beri çok inandığımız bir alan. Çünkü bugün eğer bir ürünün içerisinde özel bir know-how yoksa o ürünün pazarda sürekli olarak başarılı olma ihtimali hiç yok. Bu sebeple Yeşilova'da vizyonunu bilgi barındıran ürünler, beklenti yükselten hizmetler ve kalıcı üstünlükler olarak tasarladı ve bu vizyonla faaliyetlerini sürdürüyor. Biz kendi endüstrimizde ki ilk Ar-Ge merkezi olma özelliğine sahibiz ve geçtiğimiz aylarda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği Ar-Ge ödüllerinde Türkiye'de kendi alanında, kendi segmentinde Türkiye'de ikinci sırada yer aldık. Ar-Ge faaliyetlerimizin bütününden değerlendirilen, elde edilen puan da Sanayi Bakanımız tarafından ödüllendirildik. Bugün Yeşilova bu dünyanın en büyük firmalarına hizmet verebiliyorsa, dünyanın en zor alüminyum ürünlerini üretme kabiliyetine sahipse bunların mühendislik altyapısına dayandırıyorum ve Ar-Ge faaliyetlerimize dayandırıyorum. Bugün
çok majör ARGE projeleri yönetiyoruz Avrupa Birliği ile ve buralarda hibe destekler, teşvikler ciddi anlamda faydalanıyoruz ve dünyada en büyük belki BMW gibi dünya devi ana sanayilerle ARGE projeleri yapıyoruz. Özellikle otomotivin elektrikli ve otonoma dönüşümünde bu ARGE projelerinde zamanın önünde hareket ederek gelecekte olacak şeyleri önden görmeye çalışıyor. O taraftaki bilgi birikimimizi de genişletmeye çalışıyoruz. Bunlar sayesinde de Yeşilova bugün otomotiv alanında ve raylı sistemler alanında, ekstrüzyon alanında ve yüksek basınçlı dökümlü ürünler alanında nitelikli ürünlere odaklanmış ve bu alanda geniş pazar payına sahip, müşterisi tarafından talep edilen ve müşterisi tarafından destek talep edilen firma konumundadır. Bunu mutlulukla size söyleyebilirim. Yeşilova Holding, başta eğitim olmak üzere sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyor. Yalçın Yeşilova bu alanda yürüttükleri çalışmalar hakkında şu bilgileri veriyor. Eğitim ve gençler çok önemli olduğu için bu işin bir sosyal sorumluluk ayağı da var bizim tarafımızda. Biz öğrenci bursları veren bir grubuz. Öncelikle çalışanlarımıza ve onların ailelerine burs imkanı tanıyoruz. Onun haricinde başarılı olan öğrencilere burs imkanları tanıyoruz. Eğitime bu anlamda destek veriyoruz. Onun haricinde biz her sene bir köy okulunu renove ediyor ve oradaki öğrencilere onların deneyimlerini güzelleştirmek üzere böyle bir sosyal sorumluluk projesinde de yer alıyoruz. Bu taraftan da köy çocuklarına, köyde yaşayan, hayatlarını köyde sürdüren çocukların da eğitim hayatlarında aslında onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ben bu tarafta ektiğimiz tohumların da yıllar içerisinde çok önemli iş sonuçlarına dönüşeceğine inanıyorum. İnsana dokunan pek çok projeye öncelik veren Yeşilova Holding'in dikkat çeken çalışmalarından biri de TÜBİTAK'ın 22-44 Sanayi Doktora Programı çağrısı ile ilgili. Holding, Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite araştırma altyapısı sanayi işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan bu çağrıya dönük önemli adımlar atmış. Biz de Yalçın Yeşilova'ya mikrofon uzatıyoruz ve soruyoruz. Evet Yalçın Bey, siz aynı zamanda akademik işbirlikleriniz var üniversitelerle. Biraz bu çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Gerçekten bu alana çok önem veriyoruz. Ciddi anlamda bir konsantrasyonumuz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ülkemizin çok önemli problemlerinden bir tanesi de endüstri ile akademinin arasındaki kopukluk. Öğrenciler veya eğitim dünyası endüstride ve sanayide olan gelişmelerle ilgili o tarafta bir bilgi akışı sağlayamıyorlar. Bu kopukluk da insanların hayata hazırlanırken veya hayatın ilk adımlarını attığı zaman aslında bocalamasına sebebiyet veriyor. O anlamda biz özellikle kendi kentimizde burada önemli bir misyon üstlendiğimize inanıyorum. Şu anda üniversitelerle birlikte yürüttüğümüz pek çok projemiz bulunmakta. Ama özellikle öğrenciye ve insana dokunan projeleri önceliklendirdiğimizi söyleyebilirim. İki tane üniversiteyle 22-44 projesi yürütüyoruz. Şu anda grubumuzda 3 tane Bursa Teknik Üniversitesi'nden, 3 tane de Uludağ Üniversitesi'nden olmak üzere 6 tane doktora öğrencisi grubumuzda görev yapmakta. Bunlar doktora sürelerini bitirdikleri zaman inşallah iş hayatına da bizimle devam etmelerini planladığımız insanlar. Onun haricinde öğrencilerle, teknik liselerle işbirlikleri yapıyoruz. Oralara kariyer günlerine katılıyoruz. Endüstriyi, sanayiyi, alüminyumu onlara anlatmaya çalışıyoruz. Onları şirketimizde geziler düzenliyoruz. Onları şirketimize getiriyoruz. Alüminyuma dokunmalarını sağlıyoruz ve onların endüstriyi, üretimi, iş hayatını hissetmeleri için çaba içinde bulunuyoruz. Ben özellikle bir ikinci nesil temsilcisi olarak gençlere çok inanıyorum. Ekibimde de çoğunlukla gençlerle çalışmayı seviyorum ve onların katkılarına ve onların ülkemizi, şirketimize çok önemli katkılar yapacağına inanıyorum. O sebeple grup olarak da biz bu alana yatırım yapan bir grup olduğumuzu söyleyebilirim.
otomotiv ve raylı sistemler sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden Yeşilova Holding, bu alanda doğan yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için büyüme ve yatırım hedeflerini sürekli yüksek tutuyor. Yatırım bugün bizim her gün konuştuğumuz önemli bir başlık. Çünkü hem enjeksiyon tesisimizde kapasitel yatırımlar, onun haricinde ekstrüzyon tesisimizde iki tane büyük hat birden kurulumu yapıyoruz. Bugünün fırsatlarını değerlendirmek adına ciddi yatırımlar yapan ve hızla büyüyen bir grubuz. Özellikle raylı sistemlerde ve otomotiv alanında kurmuş olduğumuz yeni fabrikalarımızla otomotivin elektrikli dönüşümünde daha fazla pazar payına sahip olabilmek adına çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Otomotivin yapısal parçalarında ve görsel parçalarında kapasitelerimizi genişletiyor. Bu alandaki hizmetlerimizi arttırmak için çalışıyoruz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Yalçın Bey? Evet, ben bir genç nesil temsilcisi olarak şükrediyorum. Hayat hiçbir zaman kolay değil. Ancak her şey bizim elimizde. Şükürler olsun, işletmelerimiz büyüyor. Biz de bunun içerisinde bir lider konumunda kişiler olarak ekibimize öncü olmak, onları heyecanlandırmak, hayata katmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben tüm genç nesil temsilcilerine, tüm velihatlara bu inancı aşılamak istiyorum. Eğer biz inanırsak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Burada şunu da eklemek lazım ki hayatta her iş bir ekip işidir. Ben Yalçın Yeşilova olarak bugün hayatımda bugüne kadar hiçbir şey başarmadım. Bugüne kadar biz ne başardıysak hepsini ekibimle beraber yaptık. O yüzden eğer iyi insanları, yetenekli insanları etrafınıza toplamayı başarabiliyorsanız o gün itibariyle o günden sonra başaracağınız şeylerde bir sınır bulunmuyor. O sebeple benim mesajım ekibe, ilişkilere çok önem vermek, insanlarla duygusal bağ kurarak, onları inandırarak işleri yaptırmayı sağlamak. Bunu başarabilirsek eğer biz her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Zorlu bir görev ama imkansız değil. Yeşilova Holding İcra Kurulu Başkanı Yalçın Yeşilova'ya verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz ve şimdi de mikrofonumuzu Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Yeşilova'ya uzatıyoruz. Yasemin Yeşilova, alüminyum sektörünün en önemli buluşmalarından olan Alu Expo'nun yanı sıra yurt dışı fuarlara da katıldıklarını belirtiyor. Biz Yeşilova Grup olarak 45 yıldır alüminyum sektöründeyiz. Bu nedenle de 2 senede bir İstanbul'da düzenlenen bu fuara en başından beri katılım sağlıyoruz. Almanya'daki fuarımıza da aynı şekilde katılım sağlıyoruz. Bu senede bir değişiklik yapıp Yeşilova markamızı ön plana çıkararak bu fuarımıza katıldık. Yeşilova fuarı sponsor olarak da desteklediklerini kaydediyor. Bu tür organizasyonlara grup olarak son derece önem veriyoruz. Bu nedenle de bu seneki organizasyonumuza da altın sponsor olarak katkı sağlayarak katılmak istedik. Bu sene diğer sponsorlarla beraber destekleyerek bu fuarımıza katıldık. Çevreye duyarlı bir kuruluş olan Yeşilova Holding, çevre hassasiyeti yüksek teknolojilere çözüm ortağı olarak destek veriyor. Bildiğiniz gibi artık sürdürülebilir enerji, çevreye koruma vesaire bu tür konular inanılmaz gündemimizde ve önemli. Bunun tabii ki de etkisi olarak da elektrikli araçlar son derece popüler ve de gündemde. Biz de alüminyum üreticisi olarak araçları hafifletme yönünde çalışmalar yapıyoruz. En önemli ürünlerimizden biri de batarya taşıyıcılar. Bizler çeşitli OEM'lerle beraber Ar-Ge projeleri üreterek bu tür hizmetler sağlıyoruz. Tofaş ile, Ford ile ve çeşitli OEM firmalarımız ile hafifletici ve de batarya ürününe özel alüminyumdan çözümler sunuyoruz. %100 yerli diyebilir miyiz bu projeye? Kesinlikle diyebiliriz. Batarya taşıyıcı ürünümüzü kendimiz tasarlıyoruz. Bursa'daki Ar-Ge merkezimizdeki mühendis arkadaşlarımızla beraber tasarlıyoruz. Kendi şirketlerimizde, tesislerimizde ilk üretiminden mekanik işlemlerine, kaynak prosesine ve montaj işlemine kadar kendimiz yapıyoruz. Tüm bu prosesleri kendi bünyemizde tamamlıyoruz. Yeşilova, tüm üretim süreçlerini kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri bu yeni ürünün kısa süre sonra otomotiv sektörünün kullanımına sunulacağını ifade ediyor. Ürün
ürünümüzü belirli OEM'lerle bir proje olarak çalışmaya başladık. Geldiğimiz noktada test aşamaları tamamlandı. 2023 senesinde üretilecek olan araçlarda ürünümüz kullanılıyor olacak. Yani şu an seriye geçmesine çok az bir zaman kaldı diyebiliriz. Evet Yasemin Hanım, siz Yeşilova Holding olarak istihdama çok önem veren bir firmasınız. Biraz bu istihdam yatırımlarınızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Yeşilova olarak biz 2021 senesini ciddi bir yatırım senesi olarak gerçekleştirdik. Hacim olarak, ciro olarak ve aynı zamanda bahsettiğiniz gibi istihdam olarak da oldukça büyüdük. 2021 senesinin başında 1100-1200 kişi olan çalışan sayımız an itibariyle 1600 kişilere gelmiştir ve de 2022 sonunda da 2000 kişilere yaklaşmayı planlıyoruz. Yeşilova Holding Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Yeşilova ile söyleşimizin sonuna geliyoruz. Son olarak neler söylemek isterseniz Yasemin Hanım? Biz Yeşilova olarak geldiğimiz noktadaki beraber çalıştığımız tüm paydaşlarımıza destekleri, katkıları için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yenilikçi yapısı, üretim ve ihracatıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan Yeşilova Holding'i ve tüm çalışanlarını Vizyon ailesi olarak kutluyor, hedeflerine ulaşmada kendilerine başarılar diliyoruz.